Genel Gündem'den merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak ele almamızı sağlayan 1857'de ABD'de tekstil işçileri olarak kadınların adil, eşit ve düşük ücret almalarına dönük olan grevleri. Birleşmiş Milletler 1977 yılında 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etti. Bu tarihten sonra dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart çeşitli etkinliklerle ele alınıyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da kadın meselesi hala tartışma konularından birisi. Özellikle kadınların toplumsal olarak küresel siyasette oynadıkları rol, toplumsal mücadeleleri hala tartışma konusu. Küresel olarak kadınları, kadınların mücadelesini, feminizmin geldiği noktayı Dünya Kadın Yürüyüşü'nden Yıldız Temur Türkan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldız Hanım, bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Öncelikle şununla başlayalım. Bazen sosyal medyada da, çeşitli kaynaklarda da şöyle bir vurguya rastlıyoruz. Bu Emekçi Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü değil. Siz bunu yadsıyorsunuz, bu kadınların emekçi olmasını. Zira mücadele buradan başladı diyorlar. Aslında bu eleştirinin altında şöyle bir şey olduğunu biliyoruz. Kadın mücadelesi sanki sol siyaset içerisinde özellikle erkek arkadaşlar tarafından mücadeleyi sekteye uğratan, bölen bir dinamik olarak görülüyor. Sizce bu gerçekten böyle mi? Artık bu anlayışın değiştiğini düşünüyorum. Evet, hani son birkaç yıla kadar belki böyle görülebiliyordu. Daha çok 80'li ve 90'lı yıllar. O dönem yükselmeye başlayan feminist hareket diğer hareketleri kaygılandırıyordu. İşte bu mücadeleyi bölen, dolayısıyla kadın militanların, aktivistlerin enerjisini ayıran gibi bir kaygıyla yaklaşılıyordu. Ama bunun böyle olmadığı, tam tersi mücadeleyi güçlendirdiği zaman içerisinde gözlemlendi zaten. Hani kendisini ortaya koydu. 70'lerden itibaren sürekli yükselen bir ivmesi var, evet. Dünyada feminist hareketin. Neoliberalizm döneminde birçok hareket, emek hareketi ve toplumsal hareket, politik hareketler geri çekildiği bir dönem yaşanırken tam tersi feminist hareketin güçlenerek hatta kitleselleşerek, evet. Şu anda en büyük kitle eylemlerini kadınlar yapıyor, kadın eylemleri, evet. İşte milyonlardan bahsediliyor, sokağa dökülen falan. Kadınların dışında hiçbir hareketin böyle bir gücü yok. Evet. Kadın, feminist hareket toplumun farklı sektörlerini bir araya getirebiliyor. Artık evet. Öyle bir güce de sahip oldu. Hem toplumda bir meşruiyeti var, kadınların hareketinin, taleplerinin. Genel olarak bir meşruiyeti var. Kadınlar için iyi olan herkes için iyidir. Evet. Dolayısıyla toplumdaki herkes için iyidir. Anlayışı yerleşmiş durumda zaten. Ve bu diğer hareketleri de normalde bir araya gelemeyen hareketleri bile kendi etrafında, çeperinde bir araya getirerek mobilize eden bir güç haline dönüştüğünü görüyoruz son birkaç yıldır özellikle. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi kadın hareketi aslında kucaklayıcı bir şemsiye haline geldi. Pek çok farklı sosyal gruptan gelen insanın bir şemsiye altında toplayabilme başarısı adına. Ki son dönemlerde yeni bir feminist kavram da aslında gündemde. Grassroots feminizm ya da bilinen adıyla kitlesel feminizm. Evet. ABD'de bunun ilk olarak çıktılarını gördük ama dünya genelinde de sanıyorum katılımın yüksek olduğu bir hareket. Nedir bu kitlesel feminizm peki? Şimdi tabii feminizm ve feminist hareket dediğimizde tek bir feminizm yok. Evet. Çok farklı feminizm yorumları var. Hani bir kitle hareketi olduğundan bahsediyoruz bugün. Haliyle bunun çok farklı geldiğiniz background'a göre ya da beklentilerinize, hedefleriniz farklı olabilir. Buna göre farklı feminizmlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz işte Dünya Kadın Yürüyüşü ve son dönemki bu tür işte feminist grev eylemlerini organize edenler tamam feminizmi, kitle feminizmi dediğimiz bir kesim. Hı hı. Bu özellikle ABD'de yani daha çok ilk kendini formüle etmesi aslında diğer ülkelerde de var.
her ülkede farklı isimler alabiliyor. Latin Amerika'da politik feminizm olarak kendisini adlandırıyor. Bu daha çok birçok meseleyi feminist hareketin meselesi haline getiren, hani doğrudan kadınları doğrudan ilgilendiren meselelerin haricinde, işte beden şiddetti, kadın cinayetleri gibi kadın hareketinin doğrudan problemleri olan meselelerin dışındaki meseleleri de feminist hareketin gündemine taşıyan nedir? Bu iklim adaleti konusu mesela. İşte genel olarak neoliberalist kapitalizmdir. ABD'de Trump'ın iktidara gelmesidir. Evet. Brezilya'da Bolsonaro'nun uyguladığı faşist politikalardır. Türkiye'de Erdoğan rejiminin kadınların haklarına yönelik saldırıları gibi meselelerde dolayısıyla feminist hareketin gündemi oluyor. Giderek daha kapsayıcı bir hal almaya başlıyor. İşte işçi sınıfından kadınlar, çalışan kadınların meseleleri, asgari ücret kampanyalarını organize etmesi feminist hareketin Kanada'da, Brezilya'da ve başka pek çok ülkede. Çünkü kadınlar asgari ücret civarında kazanıyorlar. Eğer asgari ücret yükselirse kadınların pastadan alacağı dilim de artacağı için, hani kadınların faydasına olduğu için bunu feminist hareketin gündemine taşıyan bir asgari ücret kampanyasını organize eden hareketler olduğunu görüyoruz. Yerli hareketleri. Bunlar aynı zamanda antikapitalist, antipatriarkal olduğu kadar antikapitalist, antikolonyalist ve antiırkçı, antireisist hareketler bunlar. Beyazların tahakkümüne karşı çıkan, queer bireyleri de kapsayan, farklı cinsel yönelimden işte lezbiyen, queer vesaire bireyleri de kapsayan, onlarla ilgili meseleleri de feminist hareketin meselesi haline getiren böyle çoklu temaları olan bir hareket. Yeni bir hareketin, yeni dalga feminizm diye de tabir edilen yeni bir dalganın geldiğini görüyoruz. Ve bu haliyle farklı koalisyonlara da dayanan, bir merkezden yönetilmeyen, bir ideolojik merkezi olmayan ama herkesin bulunduğu yerden tartışmalarla katkı sağladığı dinamik, anti-hiyerarşik, bağımsızlığı konusunda özen gösteren bir hareket olduğunu olarak peki, kendini ifade ettiğini. Şöyle anladığım kadarıyla bu %99 için sloganını aslında biz 2008 finansal krizi sonrasında ABD'de özellikle gençlerin de yoğun kasılım gösterdiği Wall Street'in işgal edilme sürecinde duymuştuk ve orada %98 için bir ekonomik sistem ve adalet arayışı vardı. Kitlesel feminizmin de sahiplendiği sloganlardan bir tanesi %99 için feminizm. Yani bu aslında toplumun genelinde ekonomik olarak da adaleti savunan bir hareket. Yani bir ekonomik çıktısı da var. Buna dair de bir mücadele yürüttüklerini söyleyebiliyoruz sanırım. Evet. Yani mesela Dünya Kadın Yürüyüşü'nün amaçları arasında sadece kadınlarla erkekler arasındaki eşitlik ve adaleti değil, kadınların kendi arasındaki eşitliğin de sağlanması. Aynı zamanda farklı halklar arasında, işte kuzey halkları, güney halkları arasındaki eşitsizliğin de giderilmesi. Dolayısıyla hani kendini antikolonyalist ve antikapitalist tanımlayan bir feminist hareket. Bu 2000'de başladı. Ve ortaya çıkış amacı yoksulluğa karşı verilen mücadeleyle kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadeleyi birleştirmekti. Bunlar çünkü yoksullukla mücadele daha çok kapitalizme karşı verilen bir mücadele ve sendikal hareketin alanı, şiddete yönelik mücadele ise feminizmin kendi meselesi olarak görülüyordu 90'ların sonuna kadar. Yani böyle bir kompartmanları ayırıp daha önce feminizme getirilen bölücü yaftasının aslında temelinde aslında bu var. Yani ekonomi alanı sendikalarındır ama şiddet alanı feministler baksın. Feminist hareket bu tür dualizmlere karşı çıkıyor. Evet. İşte ev içi alan, kamusal alan ayrımları gibi ya da işte bu şekilde hani
yoksulluk, şiddet gibi. Çünkü biz hayatımızda bunları birlikte yaşıyoruz. Evet. Bunlar iç içe geçmiş. Farklı, yoksulluğu başka bir yerde, şiddeti başka bir yerde yaşamıyoruz. İş hayatında da şiddete maruz kalıyoruz. Tabii. Vesaire. Bunlar hayatımızda, gündelik hayatımızda iç içe geçmiş meseleler. Bir tanesi bu temel nedenlerden, diğeri de aslında patriarkanın bağımsız bir sistem olmadığı, kadınları evet. ezen ve bizim mücadele ettiğimiz bunun kapitalizmle çok yeraltı bağları, kökenlerinin iç içe geçmiş olduğu gibi bir analizin üzerine getirilen mücadele stratejileri bunlar. Ve haliyle karşımıza hani yoksulluğa ve şiddete karşı mücadele ederken bunun nedenlerini de ortadan kaldırmak gibi bir meseleyi önümüze koyunca bu kez feminist hareketin dışındaki başka hareketler var. Bunlarla karşı mücadele eden. Onlarla da ittifaklar. Dolayısıyla ikinci ayırıcı noktası da ittifaklar politikasıydı. Feministlerin dışındaki benzer daha eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum için mücadele eden hareketlerle de ittifaklar geliştirilebilir. Evet. Dolayısıyla bir 2000'lerin başında bir ittifaklar meselesi gündemimize oturdu ve Dünya Sosyal Forumu içerisinde biz bu. Orası bizim için feminize edilecek bir alandı. Evet. Ve biz o forum içerisinde gerçekten hem forumun sonucunda çıkan metinlere, deklarasyonlara, gündemlere feminizmin da girmesini sağladık. Aynı zamanda oradaki hareketlerle de bir araya gelip ittifaklar oluşturabileceğimiz, çeşitli ortak kampanyalar yürütebileceğimiz bir zemin yakalamış olduk. Tabii bunun, bu 2000'lerin başındaki bu süreç bir süre sonra artık giderek ülkelerde tek tek hissedilmeye başladı. İşte ABD'de kitle feminizminin geliştiğini, Latin Amerika'da zaten var olan politik feminizmin giderek büyük bir, özellikle Arjantin merkezli, bütün Latin Amerika'da özellikle ama Arjantin'de büyük bir güce dönüştüğünü evet. görüyoruz. Arjantin'de 2014-15 yıllarında kadın cinayetlerine yönelik büyük bir eylemlilik süreci yaşandı. Kitlesel halde, bizdeki işte Özgecan Aslan eylemleri gibi, orada da bir genç kadının tecavüz edilip öldürülmesi üzerine ortaya çıkan bir kadın isyanı ile beraber 2016'da bir feminist grev yapıldı. İlk kez Arjantin'de bir feminist grevin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Ama öncesinde, 2016 öncesinde böylesi bir kitlesel zemine dayandı. O bir Ni Una Menos denen bir kişi daha eksilmeyeceğiz diye evet. çevrilebilecek bir inisiyatif oluştu ve bu diğer, sadece Arjantin'de değil, diğer Latin Amerika ülkelerini de etkilerken bir taraftan, geçtiğimiz yıl 2018 yılında İspanya'da yine evet karşılık buldu ki bu yıl gündemden bir tanesi zaten şeydi, 8 Mart grev evet. olsun, grev günü olsun. İspanya'da karşılık buldu. Orada da çünkü 2014 yılında kürtajın yasaklanmasına ilişkin büyük eylemler yapılmıştı. Evet. Yani ona karşın bir kürtaj meselesi vardı. İşte yine bu geçtiğimiz yıl Arjantin'de, siz de yakından takip ediyorsunuz zaten bunları. Büyük bir kitlesel kürtajın serbest bırakılması evet. için eylemler yapıldı. Bir benzeri İspanya'da 2014 yılında olmuştu. Yine feminist grevin bu keza zemin, İrlanda'da benzer üzerine, bir İrlanda'da referandumda olmuştu. Yine. Bu zemin üzerine oturduğunu görüyoruz. İspanya'daki bir adım daha öne götürdü. Daha netleşmiş bir feminist grev evet. Kavramı. Yani ne diyorlar peki yani? Feminist grev, genel grevden ayıran noktalar var. Birincisi, genel grev bugüne kadar kadınları dışında bırakan bir şeydi. Daha çok işte sanayi proletaryasının geliştirdiği bir eylem biçimiydi. Dolayısıyla ev içi alanı kapsayan bir eylemlik değildi. Tarlaları, serimi evet. kapsamıyor. Deniz ama sanayi günümüzde mi? Daha çok prekarya denen, güvencesiz evet. çalışan emekçi kesimler olduğunu ve bunların içinde de kadınların çoğunluğu oluşturduğunu evet. görüyoruz. Dolayısıyla güvencesiz çalışanları değil de daha sendikalı, toplu sözleşmeli, tanımlı, kurumsal, güvenceli çalışan işçilerin elinde bir
araçtık ve kullanılmayan, uzun yıllardır belki son 50 yıldır Avrupa'da doğru düzgün kullanılmayan bir araçken bu aracın feminize edildiğini görüyoruz. Bir feminist grev tanımıyla nedir feminist grev? İş yerinde çalışmayı kapsayan ama aynı zamanda evdeki bakım işini de kapsayan, bu da onun ikinci ayağı olan, üçüncü ayağını öğrenci, üniversitelerin eğitimin boykotunu ve dördüncü ayağında tüketim grevi ya da tüketim boykotu diyebileceğimiz o gün boyunca grev nedeniyle 24 saat boyunca tüketmeme. Bu aslında yani bahsettiğimiz dört ayağı olan evet. Ve dolayısıyla daha çok göçmen kadınları da kapsayabilen, bunları da içine genç kadınları da öğrenci kadınları da kapsayabilen ve aslında hem sendikal mücadeleyi hem de öğrenci mücadelesini feminist hareketin içine bir şekilde eklemleyen yani şöyle sonuç doğurdu. Bunun sonucunda sendikal hareketi güçlendirdi. Oradaki evet. kadınları güçlendirerek sendikal hareketi güçlendirmiş oldu. Ve grev meselesinin yeniden emek hareketinin önüne etkin bir araç olarak gelmesini sağladı. Hani böyle sonuçları da oldu üstelik. Ve akabinde bir sürü başka grevlerin de olduğunu görüyoruz. İşte Amerika'da son dönemde, son birkaç ay içinde eğitimciler grev yaptı Los Angeles'ta. 6 gün süren bir grevdi. Eğitimciler Birliği yaptı. Bunu yapan yine bir sendika değildi. Evet, keza benzer bir biçimde hizmet sektöründe çalışan. Evet, hizmet sektöründe çalışan Sarah Nelson'ın başkanlık ettiği uçuş personelinin örgütlendiği bir birlik. Onlar işte eylem yaptılar. Bütün havalimanlarında eylem yapıldı. Ve yine gündemdeydi Amerika'da bu eğlence sektörü, restoranlar vesaire bunlarla ilgili bir örgütün. Yine bunların bütün ortak özelliği kadınların çoğunlukta çalıştığı, istihdam edildiği sektörler olması ve bu grevlerin hepsinde de kadınlar ön plandaydı. Ya kadınlar başkandı, kadınlar ön ayak olmuştu evet. ve sokakta da grevde de çok fazlasıyla kadının olduğu görünür haldeydi. Yani sadece aslında doğrudan kadınlarla ilgili meseleler değil, toplumu ilgilendiren sorunların da hatta şöyle demek mümkün mü? Kadınların gündemini işgal ettiğini görüyoruz. Bahsettiğiniz gibi prekarya kavramı sınıf tanımlamalarında yeni bir kavram. Evet. Güvencesizleşmeyle de ilişkilendirilen evet. bir kavram. Dolayısıyla aslında feminist hareketin örneğin dediğiniz gibi ev içi emek, bunun bir grev konusu olması bile çok yeni bir şey. Ya da evet. tarım alanında çalışanlar, teşeron işçilerden bahsediyoruz hı-hı. mesela. Yine burada da kadın yoğun bir emekten bahsediyoruz. Restoranlarda çalışanlar, restoranın pis işleri diye tırnak içinde konulan çöpleri ayrıştıran görevlileri ya da tavuk yolan kadınlar altlarına bez bağlandığını bile biliyoruz. Dolayısıyla bu güvencesizleşme gibi sorunları da içeren yeni bir sınıf tanımı prekarya. Evet. Ve 8 Mart'ın grev olarak anılması... Dediğimiz gibi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bu gündeme geliyorum. Hem emek tanımını hem sınıf tanımını da yeni halleriyle kucaklayan bir niteliğe sahip sanki. Evet. Yani dolayısıyla önemli bir etken gibi görünüyor. Bir de size şeyi sormak istiyorum. Aslında bu kadar ABD'den bahsetmişken bu yılda hala etkileri sürmekle birlikte sizin de söylediğiniz gibi hem Trump karşıtı hareketlerde hem şimdi bahsedeceğimiz Me Too, yani ben de hareketinde kadınların ön planda olduğunu gördük. Trump karşıtı, Trump'ın iktidara geldiği sürecin yıl dönümünde kadınları genellikle sokakta görüyoruz. Ve örneğin ırkçısın sen ses olarak evet. seslendiklerini tanıklık ediyoruz. Normalde cinsiyetçiliği de protesto ediliyor ama evet. kadınların gündeminde bu siyasi figürün ırkçı söylemleri de var. Eşitsizlik taşıyan iddiaları da var. Siyahlara dönük olan dışlayıcı dili de var. Yani dolayısıyla şeyi aslında görebiliyoruz artık. Toplumda eşitsizlik ve adaletsizliğin, sosyal olarak dışlanmışlığın olduğu her yerde kadınlar artık ses çıkarıyorlar. Bunun yanında bir de dediğim gibi Me Too hareketi vardı. İşte evet. Hollywood'da şu an bir yere gelmiş olan kadın oyuncular... bu süreçlerinde uğramış oldukları istismarı, tacizi, hatta tecavüzü gündeme getirdiler ama
Tabii ki küresel medyada bu bir magazin nesnesi haline getirildi. İşte duydunuz mu, bu da tercihe uğruyormuş. Bazı yönetmenlere dönük olan hayır canım olur mu öyle şey tartışmaları görüldü ama hiç bunun sınıfsal niteliği konuşulmadı. Sanki gerçekten şey gibi bir magazin figürü biriyle birlikte olmuş ve ayrılmış, başka hiçbir şey yok ya da tecavüz ne kadar da kötü denildi ama bunu bir sınıf faktörünün içinde büyüdü, dikkate alınmadı. Biz Türkiye'de bunu gördük aslında. İşte adı sanı duyulan bir TV oyuncusunun bir televizyon dizisi çekimi sırasında bir set işçisine dönük olduğu ifade edilen tacizi gündeme geldi. Bunun neden set işçisi ne kolaylıkla yapılabildiği çok konuşulmadı aslında. Peki Me Too hareketinde de böyle bir sınıfsal karakter var mı? Şimdi öncelikle Me Too hareketi ilk ortaya çıkınca büyük bir etki yarattı. Evet. Neden? Çünkü bu hareketin içerisinde her gün çıkıp ben de taciz edildim, ben de tecavüze uğradım bu şekilde diye ve bu sektörün gerçeği bu ortaya çıkardıklarında bunu dünyanın her yerinden herkes duymuş oldu. Evet. Yani hani çünkü bunlar ünlü kişiler. Tabii. İşte Angelina Jolie bunu yaşayabiliyorsa hani dolayısıyla bu aslında şeyi de yıktı. Bir grup kadın meselesi, bir grup kadının yaşadığı bir sorun değil. Bunu çok ünlü, çok güçlü, çok para kazanan kadınların da taciz ve tecavüz gerçeğiyle yaşadığını ortaya sermesi bakımından önemliydi. Fakat o zaman feminist hareket içinde de şöyle tartışmalar oldu. Yazılar yazıldı. Bunlar aslında feminizmi sadece bir cinsiyet eşitliğine indirgeyen hareketler, toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi değildir feminizm diyen, hani o yönden feminist cepheden de eleştiriler aldı. Fakat bunu bir sınıf hareketi olarak analiz eden bir makale okudum geçtiğimiz günlerde. Yeni çıkan bir kitap var, %99 için Feminist Manifesto evet. diye. Dün yayına çıktı ve yayına çıktığı ilk gün 10 dilde birden yayınlandı ve Amazon'da da en çok satanlar daha ilk günden listesine girmiş oldu. %99 için Feminist Manifesto, 3 yazarı var, bir tanesi meşhur feminist yazar Nancy Fraser. Orada şöyle bir tespit var. Me Too hareketini bir sınıf hareketi olarak görüyor. Çünkü kadınlar çalışma yaşamında da nasıl evde şiddete uğruyorsak, ev işlerini sürdürmeye zorla yönlendiriliyorsak, çalışma yaşamında da disipline edilmek için cinsel şiddet, taciz vesaire çok sık başvurulan bir yöntemdir. Ve genelde bu oyuncuların başına gelen dolayısıyla Me Too hareketi de burada katılan oyuncular, şöhretli kişiler de olsa o sektörün işçileri evet. bir biçimde set işçisi ile başrol oyuncusu arasında hani çok büyük o anlamda bir fark yok. Kazançları farklı olabilir. Kazandıklar arasında bir uçurum olsa ama yönetmeni karşı neredeyse eşitler. Evet, yönetmen ve yapımcı karşısında evet eşit konumda ve zayıf durumdalar. Böyle bir hareketin kendisine dolayısıyla patrona karşı ve ona karşı taciz uygulayan, disipline etmeye, terbiye etmeye çalışan patronuna karşı yapılan bu hareketin kendisini özünde bir sınıf hareketi olarak değerlendiren bir makaleydi. Oldukça bana da çok yakın öğretici, geldi, evet. öğretici geldi. Hakikaten artık hani kadın meseleleri olarak gördüğümüz meselelerin çok sınıfsal meselelerle iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Bunun tabii nedenleri neler dersen hep böyle buzdağı metaforu kullanıyoruz. Hani bir de buzun altında görünmeyen bir kütle var. Hani orası işte patriarkanın, kapitalizmin, sömürgeciliğin iç içe geçtiği, kökenlerinin orada bir arada olduğu bir buzdağının suyun altında kalan bir kesimi vardı. Ama şimdi işte bir küresel ısınma dönemi yaşıyoruz. Sular evet. çekilince buzdağlarının dibi de ortaya çıktı. Hani belki bu mali krizle beraber evet. artık hani kapitalizmin refah döneminin sona ermesiyle evet. Ve giderek daha
sosyal politikaların ortadan kalkmasıyla beraber aslında patriarka ve kapitalizm ilişkisi de su yüzüne çıkmış oldu. Evet. Hani çok görünür bir hal aldı ve daha da zalimleşti. Ve kadınlar da bunu ortaya koymak için zaten daha bilinçli, daha kapsayıcı bir söylem ve dil geliştirdiler. Dolayısıyla bir boyutu bu tabii. Bir boyutu da tabii patriarka evrensel bir sistem olduğu açığa çıktı. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, sosyal medyayla beraber. İşte kadın cinayetlerinin sadece bizim yaşadığımız bir sorun değil, dünyanın her yerinde önemli bir problem olduğu, kız çocuklara ve çocuklara hatta bebeklere kadar inen bir tecavüz şeyinin, cinsel saldırının Asya'dan Afrika'ya her yerde bunun yaşandığını, her yerde buna karşı kadınların kitlesel halde tepki verdiğini de öğrenmiş olduk. Dolayısıyla hani patriarka evrensel bir sistem, haliyle bizim mücadelemizin de internasyonalist ayağını, yapısını gösteriyor. Ve bu şekilde kendini ifade ediyor. Burada yapılan eylemlerle Arjantin'de yapılan ya da Afrika'da yapılan, Mozambik'te yapılan eylemler arasında ilişkiler, irtibatlar, birbirlerinden öğrenme, deneyim aktarımları, bunları bir araya getiren bir uluslararası feminist hareket var artık. Evet. Teşekkür ederiz. Böyle kapsayıcı bir konuda İrlanda'dan Latin Amerika'ya, oradan ABD'ye, İspanya'ya, Arjantin'e uzandık. Son olarak Afrika'daki bir hareketin kelebek etkisiyle Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde karşılık bulduğunu, çünkü derdin aslında çok ortaklaştığından bahsettik. Bu aydınlatıcı sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle MeToo hareketinin sınıfsal karakteri belki de bu durumun yeniden ele alınmasını sağlayacaktır. Teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Bugün 8 Mart. Yıldız Temur Türkan'la birlikte küresel olarak kadın hareketini, feminizmin kapsayıcılığını, geldiği noktayı, kadınların derdinin aslında artık dünyanın derdi olduğunu, adalet arayışının, eşitlik arayışının öneminin altını çizdik ve dedik ki Afrika'da olan, Latin Amerika'da karşılık buluyor, Latin Amerika'da olan Norveç'te karşılık buluyor, Çin'de karşılık buluyor. Çünkü küresel ısınmayla birlikte kapitalizmin aslında gerçek yüzü de su yüzüne çıkıyor. Tıpkı buzdağları gibi. Gerçek artık karşımızda, kapsayıcı bir biçimde, daha umutlu günlerin, zamanların olduğu 8 Mart'lara doğru. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.